Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Ben Hasan Özcanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Şubat ayının 4. haftasına girmiş bulunmaktayız ve 4. haftamız başladı arkadaşlar. 4. hafta demek aslında bizim için Şubat ayının bittiği anlamına geliyor. Çünkü Şubat biterse Mart'a başlıyor. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ortalama 3,5 ayımız falan kaldı. Bu ayları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü artık telafisi olmayan aylara giriyoruz. Artık işte ya hocam işte bir hafta tatil yapsam gibi bir şey düşünme imkanımız yok arkadaşlar. Bunların telafisini yapmak çok zor olacak o yüzden. Bizler bu ayları, bu günleri, bu saatleri, bu dakikaları çok iyi kullanacağız. O yüzden sizlere çalışma planları oluşturuyoruz. Dördüncü haftaya başladığımız anda bitme zamanı geliyor. Çünkü zaman o kadar hızlı geçiyor ki arkadaşlar, çok hızlı geçiyor. Hemen hafta sonu oluyor. O yüzden tembellik yapmayacağız. İyi bir şekilde çalışacağız. Bizim hedefimiz var. Bizler geleceğimizi düşünen insanlarız arkadaşlar. O yüzden de oturacağız ve o hedeflerimizi tek tek yerine getireceğiz. Ben senin için planlar oluşturdum. O planlara baktığımızda arkadaşlar, şöyle hemen planlarımıza bakalım. Öncelikle bu planları kesinlikle ama kesinlikle illa aynı şekilde yapacaksın diye bir şey yok. Düzeltebilirsin, farklılaştırabilirsin, kendine odaklayabilirsin, kendini ayarlayabilirsin. Ben sadece yapman gereken ve senin için hedef olanları yazdım. Günlük 285-290 civarında soru yazdım. Konu tekrarları kesinlikle yazdım. Pazartesiye baktığımızda matematik kısmında veri analizi, olasılık, cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler ve matematik branş denemesi yazdığımda ve konu tekrarı ikinci dönem için yazıyorum. Çünkü bizler ikinci döneme başladık ve tekrar etmek zorundayız arkadaşlar. Bunları planlarınıza yazın. Ne olursa olsun o tekrarları yapmak zorundasınız. Konu tekrarı ikinci dönem dediğim, o gün işledin, konuyu işledin, hemen tekrar edeceksin. Matematik mi var? Hemen tekrar et. Kesinlikle tekrar etmek zorunluluğun var. Pazartesi DNA ve genetik basınç, madde ve endüstri yazdık. Konu tekrarını kesinlikle yazdık ve konuyu tekrar edeceksiniz. Bu şekilde ilerledim arkadaşlar. Yine cuma günü sizlere dinlenme verdim ve kendinize vakit ayıracaksınız. Cumartesi günü genel deneme artı analiz yapıyorsun. Cumartesi ve pazar arkadaşlar yapamadığın o sorular. Cumartesi yapamadığın sorular üzerinde duracaksın ve pazar günü bir tane genel deneme çözeceksin. Onu yazmayı unutmuşum, onu kesinlikle not alın. Pazar günü bir tane genel deneme yapacaksın ve orada yapamadığın soruları da çözeceksin. Yani analizini de yapacaksın. Matematik branş denemesi, fen branş denemesi, paragraf, 1 saat kitap okuyacaksın ve okul tekrarını yapacaksın ve bu işi bitireceksin. Arkadaşlar, inanın yapabilirsiniz. Ama görüyorsunuz ki saatler, dakikalar, günler, aylar, haftalar geçip gidiyor. Aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Bizler Şubat ayı geçti ve hala toparlanamayanlar var. Toparlanacaksınız ya arkadaşlar, bu sizin için, yani bu sizin geleceğiniz, geleceğinizi iyi düşünenler, geleceğim iyi olsun hocam, benim işte arabam olsun, evim olsun, işte güzel işler yapayım, sevdiğim işleri yapayım, şöyle olsun böyle olsun diyorsan çalışmak zorundasın, emek etmek zorundasın. Hiçbir şey senin ayağına öylesine gelmez. Çalışmazsan senin ayağına gelmez, emek etmezsen gelmez. Bazı şeylerde fedakarlık etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu fedakarlığı da edeceksiniz ve inşallah o liselere gideceksiniz, yerleşeceksiniz. Ben sizlere canı gönülden inanıyorum. Sizler de kendinize inanın ve oturun bu planları tek tek yapın. Bizim küçük hedeflerimiz, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, bunlar bizim için küçük hedef. Büyük hedefimiz LGS. Bunları hedefleyeceğiz. Küçük hedeflerimizi tamamlayacağız. Haftalıklarımızı bitireceğiz, aylıklarımızı bitireceğiz. Ve LGS'ye geldiğimizde LGS'yi de geçeceğiz arkadaşlar. Ben size inanıyorum. Allah'a emanet olun. Ben bu videoyu çok fazla tutmak istemiyorum. Çünkü çok geç oldu bu saatte. Hemen yetiştirmek istiyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.